Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası'nın Ankara stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Gündem Ankara programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Betül Bilsel. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın oldukça yoğun bir gündemi var. Gerek ABD'de yaşanan seçim gerekse Türkiye'nin sıcak gündem başlıkları elbette kritik ve önemli. Ancak biz bu hafta bu kritik başlıklara bir ara verdik ve kendi evimizde kendi ev sahibimizi ağırlıyoruz. Bu haftaki yayın konuğumuz Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası'nın Genel Başkanı Sayın Yunus Evliyaoğlu, efendim stüdyomuza ve yayınımıza hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Ee, kendi evimizde olmanın heyecanı içerisindeyim. Ayrıca Türkiye'nin dört bir tarafından e, bizleri izleyen seyircilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Ev sahibi olarak biz de size hoş geldin diyelim <laughs> ama ev sahibi sizsiniz. Ee, çok uzun zamandır siz televizyon yayıncıları işveren sendikası üzerine çalışma yürütüyorsunuz zaten. Evet. Çok önemli çok kritik çalışmalar da yürütüyorsunuz. Türkiye'nin de önemli kurumlarından biri haline gelmek üzere ki bu doğrultuda da emekleriniz var. Ben aileye yeni katıldım ancak siz bize TV seni biraz anlatır mısınız? Bu vesileyle de tekrardan hoş geldiniz diyorum aramıza Betül Hanım. Ee, biz Televizyon İşverenleri Sendikası'nı 2020 yılında aslında temellerini attık. 2021 yılında da e, kuruş, kuruluşunu gerçekleştirdik. E, televizyon İşverenleri Sendikası, Türkiye'de yayın yapan, Anadolu'da yayın yapan e, 7 televizyon kanalının bir araya gelmesiyle aslında kuruldu. E, bunun tabii ki evveliyatı çok başka, çok başka hikayelere dayanıyor. Yıllarca süre gelen bir e, emeğin ve sürecin sonucudur e, TVsel. 7 e, Yedi arkadaşımızla birlikte e, 2021 yılında e, televizyon İşverenleri sendikasını kurduk. E, Antalya Kanal ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya beyefendi e, önceliğinde e, biz bir araya gelerek TV kurmuş olduk. Yaklaşık 2 yıldır da genel başkanlığını biz yürütmekteyiz. Ee, tabii bunu kuruluş amacımız, niçin kurduk, neler yapıyoruz, neler yapacağız ee, bununla alakalı bir sürü sürecimiz var. Ama tabii e, özetlemek gerekirse Televizyon İşverenleri Sendikası yaklaşık 3 yıllık bir e, sendika. E, bugün de Türkiye'nin medya sektöründe en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Bununla da gurur duyuyoruz, çalışmalarımızı da. Bu yönde ilerliyoruz. Hı hı. E, çok sayıda televizyon yerel kanalın bir araya geldiği bir oluşum aslında evet. çok e, önemli ve kritik bir de platform. E, e, şimdiye kadar neler yaptı TV? Sen bundan sonraki süreçte neler yapacak? Evet, şimdi bizim aslında e, televizyon işverenleri sendikasının kurmamızın amacı e, bugün e, Türkiye'de Anadolu'da yayın yapan yerel diye nitelendiriyoruz ama aslında yerelden çok uzak, daha çok tematik. ...daha çok Anadolu'ya hitap eden... ...aslında dünyanın her yerinde izlenen... ...televizyon kanallarından bahsediyoruz. Yani bugün bu akşam bizi izleyen seyircilerimiz... ...Avrupa'da da bizi izleyebiliyor. Çeşitli dijital platformlardan da bizi izliyor. Uydu üzerinden de bizi izleyebiliyor. Ama tabii baktığımız zaman medya sektörüne... ...gün geçtikçe kanayan bir sektör aslında medya sektörü. Sosyal medyanın veya... Dijitalleşmenin gölgesi altında yavaş yavaş kalıyor. Biz de e, sektörü daha dinamik, daha e, akıcı yapabilmek için bir araya gelmekte e, fayda olduğunu düşündük ve e, bütün Anadolu'da yayın yapan televizyon işverenleri düzeyinde e, bir araya geldik ve bu sendikayı kurduk. Sendikamız e, şu anda e, ortak yayınlarla sektörün birçok problemini ele alan Sektörün kanayan yarasıyla alakalı elimizden gelen ne varsa e, sendika sendikan anlamında e, devletimizin e, gerekli e, yerleriyle, iletişim başkanlığıyla, rütükle veya e, de, gerekli iştiraklarla e, sendikamızı anlatıp sektörle alakalı problemleri çözmeye çalışıyoruz. Kanayan yaralardan bahsettiniz. Spesifik örnek vermeniz gerekirse nedir bunlar? Ya şöyle, şimdi Türkiye'de iki türlü medya var. Televizyoncu ve akım. yayıncılık anlamında bir ana akım, bir de bizim gibi yerel ya da tematik televizyonlar. Ana akım da tabii ki kendinle alakalı kendince başlı başına bir sürü e, problemleri var. Bizim de e, bundan 4-5 sene önce yaklaşık 200-250 yayıncımız varken bugün sadece 50-55 civarında e, televizyon e, yayını kaldı, yayın yapan televizyon kaldı. Haliyle e, şu anda Elazığ'da ya da Malatya'da ya da Kayseri'de yayın yapanla İstanbul'da yayın yapan bir değil. Onunla alakalı biz Anadolu'da yayın yapanların e, derdi ve tasası çok daha büyük. E, haliyle kendi ekosistemini çeviremediğinden dolayı e, bizler de şu anda hem televizyoncuların, televizyon yayını yapan arkadaşlarımızın e, işveren düzeyinde hem ekonomik, ...hem manen yani maddi ya da manevi sorunlarını bir arada gelip çözmeye çalışıyoruz. Hem de sektörde çalışan arkadaşlarımızın da haklarını savunma adına bir araya geldik işin aslı. En bariz bir örnek verecek olursam sorunuza cevap olarak... ...bugün ana akımın ödediği TürkSat uydu kirasıyla Anadolu'da yayın yapan bir televizyon... ...aynı rakamı ödüyor baktığınız zaman... Haliyle reklam gelir dağılımında çok büyük bir adaletsiz olduğu, o adaletsizlik olduğundan dolayı hı hı. Anadolu'da yayın yapan birçok e, yayıncımız başka sektörlerden kazandığıyla e, kendi televizyonunu ayakta tutmaya çalışıyor. Hı hı. Yani buna benzer bir sürü örnek sayabiliriz. Haliyle e, TV'sem bu anlamda ciddi bir manada köprü görevi görüyor şu anda televizyon ve eee yayıncılarıyla alakalı. Hı, hı Aslında sadece köprü görevi görmüyor. E, yerel bağlamda çalışan, e, yayın yapan kanalları bir anlamda ulusala da taşıyor. Çünkü 7 bölgeden çok sayıda televizyon kanalı aynı anda TV senin yayınlarıyla ortak bir çalışma yürütmüş oluyor. Nereden bakarsanız bakın bir ana akım kanal kadar Türkiye'nin her tarafında yani Kayseri'deki yayını ya da Kayseri için önemli olan bir yayını TV sayesinde Malatya'da, ya da işte Ankara'da da izlemek mümkün oluyor galiba kesinlikle değil mi? bu bizim zaten bu yola çıkarken en önemli e, projelerimizden bir tanesiydi bugün ana akımda aynı grup olmadığı sürece e, iki televizyonun bir araya gelip ortak canlı yayın yapması neredeyse mümkün değil. Çok Kansız. özel durumlar olmadığı e, sürece Sayın Cumhurbaşkanının programları dışında ya da e, ortak e, mesela ortak 6 Şubat, 6 evet. Şubat e, felaketinde yaşadığımız durum söz konusu olmadığı sürece yani bu kadar büyük bir durum söz konusu olmadığı sürece bir araya gelip yayın yapmaları mümkün değil. İşte bunu bunun için biz şu anda TV Sende 7 kişiyle başladığımız süreçte yani 7 televizyon kanalıyla başladığımız süreçte Bugün 28 televizyon sayısına ulaştık, üye sayısına ulaştık. Bugün Türkiye'de hiçbir güç 28 televizyonu aynı anda, aynı saatte, aynı dakikada yayına sokabilecek bir potansiyelde değil. Haliyle 28 televizyon aynı anda canlı yayın yaptığı zaman ya da herhangi bir programı desteklediği zaman ana akımdaki x bir televizyondan çok daha fazla etkisini almış olabiliyor ki bunu ee, sizin de moderatörlüğünü yaptığınız birçok e, programda burada bu stüdyoda sizlerin ağırladığı birçok konuktan da geri dönüşlerden zaten bunu anlamış oluyoruz. Ee, bir de şöyle bir şey e, Sivas'tan Elazığ'dan, Karadeniz'den Karadeniz'deki X1 televizyonla İç Anadolu'dan yani Türkiye'nin her bölgesine yayılıp e, her televizyonda olmak çok başka bir ee, anlam ifade ediyor ve bizim özellikle Anadolu'da bilirsiniz gurbetçilerimiz de meşhurdur Anadolu'daki e, birçok şehrimiz e, yurt dışındaki gurbetçilerimiz de kendi memleketinin televizyonlarını çok fazla izledikleri için Avrupa'da yani dünyanın her bir tarafında da e, bizim e, televizyon sendikamızın televizyon sendikamızın yaptığı yayınlar inanılmaz etki etki altına almış oluyor yani Türkiye genelinde. Bu anlamda güzel geri dönüşler var diyorsunuz. Kesinlikle. Peki küresel ölçekte medyada büyük değişimler yaşandı. Gelişen teknolojiye e, baktığımız zaman hem e, ulaşımı kolaylaştırdı hem imkanları arttırdı. Ancak beraberinde dezenformasyonu da getirdi. E, bu dezenformasyon yani şu an elimizdeki telefonlarla her birimiz birer aslında bakarsanız gazeteci gibi... E, haberci gibi çalışabiliyoruz. E, Tabii bu doğru bir şey değil. İşin içinde e, çok çok mutfağından gelen biri olarak söylüyorum. Bazen bir kişinin anlık çektiği bir videonun peşine düşüp asıl haberi kaçırmak durumunda kaldığımız zamanlar da oluyor bizim. Haliyle bu da bir kaosa yol açıyor. Şimdi e, gelinen süreci Değerlendirecek olursanız hani TVS'nin bu anlamda yürüttüğü bir çalışmada var mı? Yani hani e, dezenformasyonla mücadele çalışmaları da yürütüyor İletişim Başkanlığı. E, bu anlamda TVS'nin yaptığı veya yapacağı herhangi bir çalışma var mıdır? Betül Hanım zaten bizim en önemli kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi de dezenformasyonla mücadele. E, bugün de iletişim Başkanlığı'nda bu konuyla alakalı yine bir toplantı yaptık. Ee, sizin dediğiniz gibi bugün eline e, cep telefonu alan ya da herhangi bir kameraya alan bir basın mensubuymuş gibi davranabiliyor. Ya da daha da çeşitlendireyim herhangi bir sosyal medya hesabı açarak bunu haber sitesi mantığıyla işleterek reklam pastasından da ciddi bir güç elde edebiliyor. Bu aldığı reklam pastasından takipçi sayılarını arttırarak çok daha farklı bir pozisyona gidebiliyor süreç. Şimdi bizim aslında ee, insanların yapmış olduğu haberciliğe ya da e, yayıncılığa karşı değiliz. Ama bugün Türkiye'deki en büyük problemlerden biri e, yanlış, yalan e, veya farklı haber kaynakları. Tehilsiz bilgi. Şimdi baktığınız zaman biz Rütük'te e, en sürekli izlenen, sürekli denetlenen, en ufak bir şeyde bile e, sürekli denetim geçiren kuruluşlarız. Haliyle vergisini veren işte bütün yükümlülükler ve sorumluluklarımızı yerine getiren personel çalıştıran büyük bir işletmeyiz medya kuruluşları olarak. Şimdi burada hem haksız bir rekabet oluşuyor hem de haksız bir manipülatif bir süreç yaşanıyor. Bizim TİBSAN olarak en çok önem verdiğimiz noktalardan biri de kaçak yayınların önüne geçmek. Bununla alakalı da Rütük ve İletişim Başkanlığı yetkilileriyle sürekli istişare ve toplantı halindeyiz. Bugün de kendilerine bir rapor sunduk. zaten şu anda meclisten yeni bir yasa çıkıyor bununla alakalı. Biz de süreci ilgiyle takip ediyoruz. Çok yakın bir zaman içerisinde bunların da bir denetim mekanizması altına gireceğini ümit ediyoruz ve bu konuda da ciddi çalışmalarımız var. Sanırım bu anlamda yerelde özellikle İletişim Başkanlığı ve Rütük'le e, çalışıp e, bu anlamda rütün ve İletişim Başkanlığı'nın en büyük paydaşlarından bir tanesi olacaksınız. Evet çok yakın zamanda bununla alakalı e, plan ve programlarımız var. Hı hı. Peki medyayı nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın bugün Amerika seçimleri vardı. Hı hı. E, Donald Trump tekrardan Amerika'nın e, başkanı oldu. Ee, ama Amerika'nın seçimlerini ana akımdan takip ettiğimiz zaman... ...Amerika'daki bütün an, ana akım e, karşısındaki hanımefendi rakibi e, başkan olarak e, gösteriyordu. Hı hı. Ama Trump'ın stratejisinde e, eyaletler üzerindeki medya sürecini çok iyi yöneterek... E, bu, ...bu bağlamda tekrardan başkan seçildi. Hı hı. Bu Amerika sadece Amerika özelinde değil... Avrupa'da da bu iş artık daha çok tematik ve Anadolu'da yayın yapan televizyonlar üzerinden süreç yürüyor. Şimdi tabii ki ana akımın gücü ve dikkati çok önemli. Bugün Türkiye'deki herkes mutlaka akşam televizyonunu açtığında ana akımdaki herhangi bir programı ilgiyle izleyip takip edebiliyor. Ama bizim Anadolu'da yapmış olduğumuz yayınlar bölgemizi çok ciddi bir şekilde bölgemizdeki insanı çok ciddi bir şekilde etkileyebiliyor, daha güvenilir geliyor, daha samimi geliyor. Haliyle bugün e, lafıma 200-250 televizyondan 50'ye kadar düştü dememdeki sebep e, ekonomik koşullardan, e, ekonomik koşullardan dolayı. Bugün geldiğimiz noktada e, Maraş'ta, Adıyaman'da, Elazığ'da, Rize'de, Konya'da, Ankara'da Yerel yayın yönet, yerel yayın yapan televizyonlar şu anda çok daha e, revaçta, çok daha e, ciddi bir şekilde e, ilgi görüyor. Ama bizim en temel sorunlarımızdan biri e, haksız rekabete e, kurban gitmemiz. Ya, haksız rekabetten kastım da e, biliyorsunuz ulusalda ki ana akım medyanın en büyük geliri ulusal reklam pazarından kaynaklı. Ee, bizim yerel televizyonlara maalesef bu konuda hiçbir şekilde destek gelmediğinden dolayı e, mücadele içerisinde kendi e, oranın yöresindeki halkın destekleriyle destekinden kastım reklamlarıyla hı hı. ayakta durmaya çalışıyor. Ama baktığınız zaman e, hemen hemen aynı stüdyo, hemen hemen aynı personel sayısı, hemen hemen aynı süreci yaşıyoruz. Ama e, birinin adı yerel, birinin adı ulusal olmuş oluyor. Hı hı. Ee, süreç şu anda e, Anadolu medyası ile alakalı çok iç açıcı gitmiyor işin aslında ama e, biz sendika olarak bu noktada ciddi yatırımlar ve adımlar atıyoruz. Hı hı. Peki e, ne gibi destekler verilmeli sizce yerel yayın platformlarına yani ne olursa e, çünkü doğru söylüyorsunuz ana akımda bir reklam geliri var çok ciddi reklam gelirleri oluyor. E, bu çerçevede e, hani diziler, filmler, o özellikle prime time saatleri arasında alınan reklamların bütçeleri çok çok astronomik olabiliyor. Ama e, yerel televizyonlara nasıl bir destek verilmeli ki hani oralara da can suyu niteliğinde olabilsin? Neler yapılabilir sizce? Şimdi birincisi biz Türksat'a e, kiramızı dolarla ödüyoruz. Ve biliyorsunuz Türkiye'deki kur devamlı bir değişken bir süreçten geçiyor. Haliyle bu sene başında yaptığımız hesap sene sonuna e, uymuyor, çelişiyor. E, biz bunun TL bazında en azından ödenmesiyle alakalı ciddi bir süreç yaşıyoruz. İkincisi, e, kamu spotlarından e, hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Bugün gazeteler basın ilan kurulundan ciddi bir şekilde her ay destek alırken koskoca bir televizyon kanalı devlet tarafından Hiçbir şekilde desteklenmiyor. Onun dışında e, kamu spotlarıyla alakalı yine e, destekler alınması gerekiyor ve e, varlık fonu firmalarının yani devletin devlet iştiraklı olan firmaların reklam pastalarının e, Anadolu'daki televizyonlara da mutlaka aktarılması gerekiyor ki bu televizyonlar ayakta kalsın. Yoksa e, çok kısa bir süre içerisinde zaten dijitalleşen e, medya sektörünün reklam payının birçoğu şu anda %60-70 civarı dijital mecralara akıyor. Anado şey, ana akıma da değil. Direkt dijitale akıyor. Haliyle e, ana akım bile sıkıntı yaşarken bizlerin bu noktada ayakta durması da gerçekten ciddi bir şekilde e, zorlaşıyor. E, zaten bir şehirde bir televizyon kanalının olmaması demek... O şehrin gelişimi, turizmi, tanıtımı anlamında çok ciddi eksikliklerin olması demek. Zaten bugün Türkiye'de 81 ilde yaklaşık 28 ya da 32 şehrinde televizyon var. Diğerlerinde yok. Ee, televizyonu olan, e, ille televizyonu olmayan ilin arasında emin olun dağlar kadar fark var. Haliyle Anadolu medyasının desteklenmesi bizim için e, kırmızı çizgidir. Sen adına da bu noktada. Gerçekten çok sağlam ve önemli girişimlerde bulunuyoruz. Hı hı. Ee, peki yerel medyada e, yayının zorluğundan bahsettiniz. Yerel medyanın desteklenmesi özellikle bu alanda eğitim veren e, üniversitelerdeki mezunlar için de sanırım oldukça önemli. Ben de onların arasından geldim. Benim de ilk e, yani ana akım kanallardan önce çalıştığım kurum tamamen işte Ankara'nın yerel bazlı yayın yapan kurumlarından bir tanesiydi. Çok sayıda ön, üniversite öğrencisine de aslında bakarsanız ilk e, tecrübelerini kazandıran kurumlardan bir tanesiydi. ostimde bir televizyon evet. kanalıydı, Başkent TV diye belki duymuşsunuzdur ismini çok geçmişte evet. kaldı. Ama e, bu anlamda hani üniversite mezunları için de bir, e, yani daha doğrusu yerel kanalların öneminden bahsetmek istiyorum ben. Hani desteklenmesi bu anlamda da önemli galiba değil mi? Proje anlamında da e, bu konuda herhangi bir çalışmanız olacak mı? Ya şöyle bahsettiğiniz gibi burası bir okul. Yani aslında yereller için bir okul. Örnek veriyorum İnönü Üniversitesi'nden çıkan bir genç Malatya'daki Vuslat veya Ertevi'nin kapısını çalıyor. Fırat Üniversitesi'nde çıkan bir genç e, Kanal Fırat ya da Kanal 23'e gidiyor. Ya da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki bir genç... ...Aksu TV'nin kapısını çalıyor... ...biz çok stajyer alıp... ...ya da çok genç alıp... ...yetiştirip ana akımdaki birçok yerlere... ...gönderdiğimiz birçok genç arkadaşımız Tabii. oldu... ...ama... E, ...eğitim sistemi Türkiye'de biliyorsun... ...sürekli tartışılır... ...burada da benim eğitim sistemiyle... ...özellikle sektöre, sektörel anlamda... E, ...benim de bir eleştirim olacak... ...bugün e, radyo televizyonculuk mezunu... ...belki her sene... 5 bin, 10 bin tane gencimiz... ...mezun oluyor... Bugün ana akımı da dahil edersek Türkiye'deki e, televizyon anlamında yayın yapan 150-200 televizyon kanalı var. Haliyle kapasitemiz belli, çalıştırabileceğimiz personel sayımız belli. Buradan çıkan birçok yetenekli genç de başka sektörlerde çalışmak zorunda kalıyor. Yani bunun örnekleri binlerce örnekleri var. O yüzden tavsiyem şudur. E, çok fazla üniversitede bu bölümün olmasından ziyade 2-3 üniversitede çok daha kaliteli eğitim verilirse, hı hı. çok daha nitelikli personeller çıkarsa hem sektörel anlamda çok bizim işimize yarar işverenler olarak oradan çıkan arkadaşlarımızın işe dahil olma süreciyle alakalı hem de orada okuyan gencin hiçbir şekilde iş kaygısı olmaması anlamına gelir. Hı hı. Çünkü çok fazla mezun vermenin ülkemiz için de sektörümüz için de çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Sadece Anadolu'da yayın yapan televizyonlar değil, bu alanda eğitim gören gençlere yönelik de sanırım evet. önemli bir mesaj oldu bu. Çünkü bizim yaptığımız iş sadece okumakla değil aslında gönül vermekle de yapılan bir iş. Çünkü çok şeyden vazgeçmeniz gerekiyor. Bununla alakalı e, lafınızı keseceğim ama ben geçen hafta e, Malatya Er TV'de yayındaydım. Hı hı. Şimdi e, ben Elazığlıyım. E, Malumunuz yaklaşık 4 senedir depremlerle boğuşan bir bölgede evet. yaşıyoruz. Şimdi mesleğin zorluğunu veya yayıncılığın zorluğunu ya da televizyoncunun zorluğundan bahsediyorsak şuraya çok önemli parmak basmamız gerekir. Biliyorsunuz bir 6 Şubat depremi yaşadık. Bilmez miyim Hatay'daydım ben de görev yerim Hatay'dı. Hem gecesi ben de Elazığ'daydım çok da net bir şekilde o depremi hissettik. Gecesi ayrı bir deprem oldu, gündüzü ayrı evet. bir deprem oldu. Şimdi ben 6 Şubat günü Malatya'ya gittiğim zaman Ertevin'in binası komple yıkıldı. Eee Vuslat TV'nin binası çok ağır hasarlıydı. İçeriden bir tane kamerayı e, alabilecek durumda değillerdi. Şimdi oradaki arkadaşlarımızın, yayıncılarımızın, basın emekçilerimizin çoluğu çocuğu o enkazın etrafında bir çadır bile yok. Enkazın etrafında dururken onlar ellerindeki telefonla veya bulabildikleri bir kamerayla karasal anlamda yayın yapıp kendi hemşerilerinin, kendi memleketinin sorunlarını, sıkıntılarını, o anki kaosu ekrana getirmekle meşgullerdi. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiçbir rakam karşılığında yaptıramazsınız. Evet. Orada evladınız o korkuyla bir battaniyenin dibinde kalacak. Siz ekranın karşısında e, insanların sorunlarıyla alakalı ya da depremden etkilenen süreçlerle alakalı sesinizi Türkiye'ye ya da dünyaya duyurmaya çalışacaksınız. Yani bunu sol bir şekilde yapmak zorundasınız. Evet ve ekran karşısında yani şimdi izleyicilerimizin affına sığınarak şunu söylemek istiyorum. E, medya sektörü çok şatafatlı ve ışıltılı bir dünya olarak Öyle görünmüş görüşür. olabilir ama emin olun şu stüdyonun arka tarafında buraya gelene kadar o kadar büyük emekler o kadar büyük sıkıntılar var ki bakın 15 Temmuz darbe girişimi oluyor. İlk basın mensupları sokakta olmak zorunda. Pandemi oluyor. Herkes evlerine kısılıp kapanıp sağlığını düşünürken basın mensupları sahada. Dünyada savaş oluyor. Bugün Türkiye'de bölgemizin etrafı, ülkemizin etrafı Ukrayna'dan ateş yeri. Ukrayna'dan Gazze'ye, İran'dan Lübnan'a. yani baktığınız zaman yangın ye. yeri. Yangın yeri. Ama ilk nerede e, şey oluyor? Basın mensuplarımız sahada oluyor. Tam ateşin oluyor. ortasında. Yani buradan da şuna e, bir teşekkür etmek istiyorum. E, bu süreçte gerçekten e, canıyla... Her şeyde fedakarlık yapan basın emekçilerine ve burayı da destekleyip ayakta tutmaya çalışan işveren arkadaşlarımıza da gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Çok büyük fedakarlıklar var bu sektörün içerisinde. Basıncılık yani basın veya medya sektörü sadece televizyon anlamında söylemiyorum ki bana göre en ağırı televizyon. Zor gerçekten bu evet. işte çalışmak da zor yani biz genelde şöyle tanımlarız insanların koşarak uzaklaştığı yere koşarak varmaya çalışan kişiye gazeteci Kesinlikle. denir. Çünkü bir bomba patlar, herkes o ortamdan uzaklaşmaya çalışırken biz ilk oraya giden olup, ilk haberi vermeye çalışan kişi oluruz. Ya da işte siz de örnek verdiniz, 6 Şubat depremi. Nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı bilmeden, daha yanımıza ne alacağımızı bilmeden, olay yerine intikal etme derdine düşüp. Ailenizden önce haber verme derdine düşüyorsunuz. Bu anlamda gerçekten çok kutsal, çok önemli. Tıpkı asker gibi, tıpkı polis gibi, çok kutsal bir meslek olduğunu çok düşünüyorum. Çok kıymetli. Bir birey olmaktan da gurur duyuyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada çok önemli sıkıntıları Burada da var. Burada bir parantez de açmak istiyorum. Şimdi televizyon işverenleri sendikasının bölgedeki bütün televizyon kanalları, yani deprem bölgesindeki bütün televizyon kanalları bizim üyemiz. Evet. Şimdi 6 Şubat depremi deyip geçiyoruz ama mesela Adıyaman'daki Mercan TV'nin binası yıkıldı aylarca. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam daha geçen ay ya da önceki ay e, yeni stüdyolarına, yeni ofislerine kavuştular. Hı hı. E, Aksu TV yani çok ciddi bir şekilde ağır hasar aldı. Bir tane kamera çıkaramadılar. Malatya Er TV, Malatya Vuslat TV... Bunlar çok büyük sıkıntı yaşadılar. Urfa Antep'teki televizyonun da kanallarımız çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Şimdi bu sektörde sadece e, yayın yapmakla kalmıyorsunuz ki. Şimdi adamlar e, bu sıkıntılı süreçte tekrardan ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Hiç bu deprem yaşanmasa dahi zaten sürekli bir amortisman giderleri oluyor. Kameranızı değiştirmek zorunda Tabii. kalıyorsunuz. ışığınızı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Sürekli bir yatırım yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bütün amacımız, bizler için konuşuyorum, o şehrin problemlerini, o şehrin sıkıntılarını e, gerekli yerlere iletmek, gerekli yerlerde e, dile getirmek. Dediğim gibi geçen hafta Malatya'daydım ya da e, bugün Maraş Aksu TV'de mesela konuştuğumda deprem sonrası o şehrin daha hızlı ayağa kalkmasının bir sebebi varsa oradaki televizyon kanallarıdır. Evet devletimiz elinden geleni yapıyor ama bürokrasi her zaman çok hızlı ilerlemiyor. Tıkandığı yerde işte bizim e, sektördeki arkadaşlarımız devreye giriyor, e, çok hızlı bir şekilde aksiyon anlıyor. O yüzden e, o şehirdeki e, yayın yapan arkadaşlarımız televizyon kanalları gerçekten çok 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 kıymetliler yani. Hı hı. E, reklam gelirleri anlamında belki kardeş kanal Belirlenip ana akımla böyle bir işbirliği yapılabilirdi ne dersiniz? Hala yapılabilir mi sizce? Yani biz. Yani özellikle deprem bölgesindeki televizyon kanalları için. Bununla işin aslı biz daha çok mesela geçen ay Türk Hava Yolları'nın yöneticileriyle bir toplantı yaptık. Hı hı. Sadece deprem bölgesindeki kanalların özelinde değil Anadolu'da yayın yapan bütün televizyonlar özelinde Türk Hava Yolları'nın sözünü aldık baktığınız zaman. E, destek anlamında. Hı -hı. İşte bugün e, Varlık Fonu'nun yöneticileriyle görüşmeler halindeyiz. Hı -hı. Onunla alakalı da desteklerini e, çok yakın zamanda alacağız. E, ve en önemlisi bugün e, basın ilan kurumu Hı -hı. gazetelerin dışında internet sitelerine de tıklanma başına bir e, destek veriyor. Her ay düzenli bir destek veriyor. Bizim bununla alakalı da bir çalışmamız var. Hı -hı. E, çünkü bizim web sitelerimiz e, gerçekten çok ciddi bir şekilde tıklanma sayısına ulaşıyor, çok ciddi bir etkileşim alıyor. Haliyle bizim de bu yasadan dahil olabilmemiz için mecliste bir yasa tasarısı ile alakalı şu anda çalışmalarımız var. Yani televizyon işverenleri sendikası olarak evet e, sektörel anlamda bütün problemleri hakimiz, elimizden gelen maksimum çabayı gösteriyoruz e, ve bu noktada da gerekli adımları atıyoruz ama bizim en önemli konumuz tabii ki içsel problemlerimizi çözmek ama sözün başında da konuştuğumuz gibi Türkiye'deki bugün medya anlamında bir araya gelmiş en büyük oluşumuz yani bunun da mutluluğu içerisindeyiz. Televizyon İşverenleri sendikası bundan sonraki süreçte Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yayın yapan televizyonları da bir araya getirerek daha geniş bir anlamda etkisini arttıracak bir sürece girecektir yani çok güzel çalışmalarımız oluyor medya Hı. anlamında ee, bence hem siyasetçiler hem e, belediye başkanları içinde oldukça kıymetli bir platform olarak görüyorum ben de kendim yapıyorum diye bu işi söylemiyorum ama e, tek bir e, merkezden oturacaksınız projelerinizi partinizle ilgili ya da işte o, o anki konjektürde siyasetinizle ilgili yaptığınız çalışmaları Tüm Türkiye'ye aynı anda anlatabileceğiniz önemli bir platform. Ee, peki önümüzdeki süreçte evet çalışmalarınızdan bahsettiniz ancak verebileceğiniz sürpriz bir e, haber var mı? Mesela hani şu doğrultuda böyle bir çalışma yapacağız. Bu da e, hani gözünüz TV sende olsun bizde olsun diyebileceğiniz bir şey. Yani e, biz burada zaten haftalık Ankara gündemini e, konuklar alıp, Türkiye'nin gündemiyle alakalı sürekli bir çalışma yapıyoruz. Hı hı. Ee, burada siyasetçi veya bürokrasilerin e, kendisini daha e, farklı kitlelere anlatmasına vesile oluyoruz haliyle. Biz e, aslında çok erken konuşmak benim e, bu bu manada tarzım değil ama... Sorduğunuz için söylüyorum. Özel, Kendi evimizden verelim. Evet ilk. özellikle iletişim başkanlığı ile şu anda televizyon işverenleri sendikasının çok ciddi bir protokolü hazırlanmak üzere. Bu da basın sektörüyle alakalı alakalı ciddi anlamda ses getirecek bir projeye imza atmak üzereyiz. Ama tabii imzalar atılmadan önce de erken konuşmak istemiyorum haliyle Betül Hanım. Ee, onu da şimdiden belirtmek isterim. Hı hı. Ee, peki ben e, sosyal medya ile ilgili e, yani evet hani Karasal yayın yapan e, yerelde yayın yapan e, televizyonlarla yürütülen bir çalışma var. Oldukça mi? önemli ama az önce de bahsettik, Gel, gelişen teknoloji küresel ölçekte dünyanın geldiği nokta özellikle sosyal medyaya da büyük önem atfetmeye başladı. Çünkü her birimizin artık birer kanalı var. Yani evet. elimizdeki telefonlar bir televizyon, bir stüdyo e, görevi gör, görmeye başladı. Ve bulunduğunuz her yerden e, yayın yapabilir, haber verebilir, bireysel kanalınızı oluşturup bu doğrultuda kendi takipçi kilitlerinizi de oluşturabilir duruma geldiniz. Sosyal medya yeni medya yatsınamaz. belki bu yüzden bahsettiğiniz noktaya da geliniyor. Yani 200-250 kanaldan bahsedilirken bugün işte 50'lere kadar inen bir yerel medyadan bahsediyoruz. Bu anlamda sosyal medyaya ilişkin de TV Sen'in yapacağı ya da yeni medyaya ilişkin yapacağı çalışmalar var mıdır efendim? Tabii ki var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bugün e, kendi medya kuruluşumuzla alakalı bir e, örnek vermek gerekirse biz uyduda yayın yapıyoruz. Hı hı. E, aynı zamanda mobil aplikasyonlarla bunu destekleyecek içerikler oluşturuyoruz. Dijitalleşiyoruz. Hı hı. Web sitesinde haberleştiriyoruz. Youtube kanallarıyla, Instagram sayfalarıyla e, yine bunu destekliyoruz. Dijitalleşen dünyada dijital platformlarda yer alıyoruz. Hı hı. Baktığınız zaman medya kuruluşu olarak yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Her platformda olmaya onların maddi külfetine karşı maddi külfetine göğüs gererek her yerde oluyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi bugün milyon hesaplı bir e, X sosyal medya kullanıcısı e, yeşil perdenin arkasına geçerek kendi stüdyosunu oluşturup kendi haberini ya da dünyadaki herhangi bir şeyi yorumlayıp çok daha fazla etkileşim alabiliyor. Hı hı. Şimdi gelişen ve e, değişen teknolojide bizim buna karşı olmamız elbette ki doğru değil. E, biz bunu destekliyoruz. Yalnız e, denetimsel anlamda gerekli adımlar atıldığı sürece destekliyoruz. Hı hı. Hiçbir şekilde kaçak yayın e, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bununla alakalı da kaçak yayın yapanların hepsinin tespitini yapıp rütbeye gerekli evraklarımızı zaten içeri verdik. Onlar da şu anda o yayınları durdurma e, durdurmayla alakalı gerekli adımları atıyor. Sosyal medyada da dediğiniz gibi bireysel anlamda yapılan yayınlara zaten kimsenin bir şekilde müdahale etme hakkı yok. Ama orada da mesleki dezenformasyona sebebiyet verecek konularda denetleme ile alakalı e, şu anda bir çalışma yapılıyor ama haliyle milyonlarca kullanıcı olduğundan dolayı bunun denetlenmesi de çok zor olacağından dolayı şimdilik e, ciddi bir komisyon kuruldu. E, biz de TİVSEN olarak bunun e, 15 günde bir, ayda bir mutlaka Rütük Beyletişim Başkanlığı ile bununla alakalı toplantıları yapıyoruz. E, yıl başından hemen sonra bu işin e, denetime tutulacağının e, bilgisini de vermek istiyorum. Hı hı. E, biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan e, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ı yayınımıza davet ettik. Bir gün ikinizi birlikte ağırlayıp bu yayında, bu masada hem bu konuda atılacak adımları konuşup hem de işbirliğinin daha da arttırılabilmesi için neler yapılacağını konuşmayı da isteriz. Ben çok şimdiden sevindim. çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için, ben yaptığınız çalışmalar ederim. için eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. İzleyicilerimizi de bizler izlediği için çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle de ben ee, Anadolu'nun dört bir yayında yayın yapan e, basın mensubu arkadaşlarıma saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. E, beni de kendi evimde misafir ettiğiniz için sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizi kırmadığınız için biz çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Televizyon Yayıncıları işveren Sendikası'nın Ankara Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Gündem Ankara programının bu haftaki konu Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası'nın genel başkanı Sayın Yunus Evliyaoğlu'ydu. Kendi evimizde kendi ev sahibimizi ağırladık. Yapılan çalışmaları değerlendirdi bu ekranlardan bizlere. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine gündeme ilişkin konuklarımızla bu ekranlarda sizlerle birlikte olmayı diliyor. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.